Siz de buyurun. Şu Boğaz Harbi nedir var mı dünyada eşi? En keşif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacak karaya. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı san adın. Sanki asara gömülsen taşacak heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana kucak açmış duruyor peygamber. 18 Mart Çanakkale zaferini bir kez daha anıyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Tarihi kalemleriyle değil, kanlarıyla yazan şehitlerin destanıdır Çanakkale. Kurum, kuruluş, özellikle Diyanet, Türk halkı Mustafa Kemal Atatürk'süz anılmaz, anlatılmaz. Bu zaferin birkaç sözünü de sizlere bırakmadan hemen konuma geçeyim. İyi akşamlar Haber Asi izleyenleri. Tarih 20 Mart 2022 Pazar. Yine yuvarlak masa etrafında birlikteyiz ve sizlerleyiz. Konuşmacılarımız Murat Demir, Reyhan Uzun, İsmail Azakoğlu ve diyorum ki birkaç söz de sizlerden alalım Çanakkale Zaferi için. Murat Bey, sizden başlayalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Aslında Çanakkale'yi ben şöyle anlatabilirim. Aslında söyleniyor çok şey var ama et yığınlarının çelikleri yendiği bir yerdir Çanakkale. Onu söyleyebiliriz. İnsanlar, Türk insanı, Anadolu insanı böyle çeliklere karşı göğsünü siper etmiş ve etle çeliği yenmiştir. Öyle söyleyebiliriz. Allah rahmet eylesin. Bizler de bu vatanın bu vesileyle öyle kolay elde edilmediğini, kimsenin hediye etmediğini ve bu vatan kazanılırken hangi bedeller ödenerek kazanıldıysa aynı bedelleri ödemeyi göze alarak ancak korunabileceğini bu vesileyle de söylemiş oluyoruz. Evet Azakoğlu, siz nereden söylemek istersiniz? Eyvallah Osman Hanım. Çanakkale zaferimizin geçtiğimiz dönem günlerdeki kutladığımız zaferi 107. yılıydı. Ben de bize bu zaferi armağan eden Türk ulusunun geçmişteki atalarımızın canlarını, ruhlarını yad ederek bize verdikleri bu büyük armağan için hepsine şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Ruhları şad, mekanları hep cennet olsun diye dualar ederek temenni ediyorum. İnşallah bize böyle zaferleri bir daha yaşatacak durumlarla karşılaşmayalım diye umut ediyorum. Teşekkür ederim. Reyhan Hanım. Çanakkale geçilmez diyerek canlarını, kanlarını ortaya koyan, bize bu ülkeyi bırakan bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah şimdiki siyasetçiler bize bu şekilde armağan edilen bu ülkenin kıymetini bilirler. Ben bir hikayeyle devam etmek istiyorum. Kısa bir özetle arada böyle bazı kelimelerini seçerek. Bir çobanın Marmaris'te denizde karaltılar görmesiyle başlamış. Orada mayın olduğunu belirli yerlere bildirilmiş. Ve o mayınlar sünger avcıları, askerler, subaylar ve böyle mayın uzmanları bin bir zorlukla belirli şeyler icat ederek develerle İstanbul'a, İstanbul'dan Çanakkale'ye gelmiş. Ve Çanakkale'de o düşen bir uçağı, keşif uçağı yapıp tamir eden ve adını Ertuğrul koydukları keşif uçağıyla gezerlerken Mehmet'le pilot Cemal denizin temiz olduğunu, o mayınların toplandığını görmüşler ve bildirmişler. Gece yarısı en son ellerinde olan 20 mayını denize bırakmışlar Nusret'le. Ertesi gün Marmara böyle top ateşiyle o düşmanların gitmesini sağlamış. Bu hikayelerden biri Atatürk'ü anmadan asla bir Çanakkale zaferi kutlanamaz. Mustafa Kemal Atatürk'e de rahmet diliyorum. Bugünkü konularımızda hemen giriyorum. İlk konumuz bu Reyhan Hanım'ın çok dikkatini çeken de bir konu. 11 milyon
yardıma muhtaç insan yaratmışız Türkiye olarak. Bu konumuz yoksulluk. Bu konuyla ilgili Reyhan Hanım'dan başlayalım. Buyurun Reyhan Hanım. Şimdi 20 yıllık bir AKP'nin hükümeti var. 20 yıldır iktidarlar. Ama sosyal yardım devletiyiz. Sosyal yardımları en çok yapan biz hükümetiz. Hükümet biziz diyen bir de AKP iktidarı var. Bugün dikkat ederseniz Haber Asi'nin haberlerinden bir tanesi iki yaşlı kişinin, karı kocanın intihar etmeleri, yoksulluk intiharlarının ne kadar çoğaldığını hepimiz görüyoruz. Bilmiyorum arkadaşlarım bu konuyla ilgili ne diyecek ama bizim bize sığınan, mülteci olarak ülkemize gelen Suriyeli, Afganlı, İranlı, Iraklı, diğer ülkelerden gelen herkese çok iyi yardımlar yapıldığını, çok güzel imkanlar sağlandığını duyuyoruz. Özellikle üniversitede, özellikle gençlere. Ama ne var ki bizim ülkemizdeki insanlar şu anda emeklisi, çalışanı, yaşlısı, genci, öğrencileri. Öğrenciler bir kere Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları bursları, kredileri geri ödeyemedikleri için, çalışamadıkları için, çünkü iş bulamıyorlar. Çalışamadıkları için icralık oldular. Emeklilerin maaşları belli zaten. En düşük emekli maaşı 2500 lira. Evi kira olan emekli var. Çoluğu çocuğu okutan emekli var. Nasıl geçinecekler? Çünkü ev kiraları çok pahalandı. Bu şekilde hükümetin yaratmış olduğu 11 milyon yoksul insan var ve 5,5 milyonuna sosyal yardımda bulunuyoruz diye övünüyorlar. Sözü, benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarıma bırakıyorum. Sayın Azakoğlu, buyurun. Çok teşekkür ederim Asuman Hanım. Şimdi sosyal yardımlarla 11 milyon insanı beslediğini söyleyen ve bununla da kendisine övünç cümlesi kuran bir hükümet tasavvur edemiyorum. Çünkü demek ki toplumumuz açlıkla, yoksullukla bu duruma gelmiş ki hükümet ona, bugünkü AKP hükümeti ona yardım ediyor. Kardeşim, olması gereken durum şu, bana göre 11 milyondan daha fazla yoksulumuzun olduğunu da ben varsayıyorum ve öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkenin içinde olan herkes bu panoramayı ya da büyük resmi zaten görüyor. Bununla övüneceğine AKP hükümeti yapması gereken toplumun refah seviyesini, gelir düzeyini biraz daha arttırması ve ekonomiden payını alacak en alt tabakadan en üstteki tabakaya kadar olan gelir dağılımı dengeli olması lazım. Demek ki 11 milyona yardım dağıtarak hükümet dengeli bir hükümet politikası ve dengeli bir gelir düzeyi seviyesi ayarlayamamış. Yani en üsttekiyle en alttakinin tabakasının arasında demek ki çok büyük uçurumlar var ki 11 milyonu beslediğini söylüyor ve bu beslediğiyle de övünüyor. Kardeşim, sen toplumu, affedersiniz, tırnak içinde cümlem, dilenci haline getirmişsin, baktığınla övünüyorsun. Eğer o toplumda çalışan insanların iş yükündeki gelir seviyesini biraz arttırmış olsaydın, o 11 milyon insana yardım yapmak yerine o 11 milyon insan kendi gelirini, kendi payını gelir düzeyindeki seviyeden alır, iş gücünden alır, sana da ihtiyacı kalmazdı. Sen bundan övüneceğine toplumun iş istihdam alanlarını, ekonomideki gelir dağılımını dengelesen, bugünkü övünç olarak kendine göre, AKP'nin kendine göre anlattığı durumu hiçbirimiz Türkiye toplumu olarak yaşamazdık diye umut ediyorum. Sonuçta o kadar fakiri ben yarattım demeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani 20 yılda çoğalması gereken orta direklerin fakirleştiğini ağlanacak halimize gülüyoruz demektir. Yani bu Osman Hanım, orta direk diye bir şey kalmadı ki zaten. Yani ya en zengin var ya en fakir var. Arada işte orta direğinde zengin olacağı bir sistem yaratmaları gerekmez miydi? Şimdi geliri kazanırken
%80 istidama katkıda sunulurken, %85 diyelim hatta katkıda bulunurken, istidamın gelirini %85'ini, gelirin %85'ini de %1-2 kesim yiyorsa, burada büyük sıkıntı var demek. Gelir dağılımı adaletinde büyük sıkıntı var demektir. Yani sen bunu bir hükümet olarak, 20 yıllık iktidar olarak bunu düzenlemen, bu gelir dağılımının eşitsizliğini ortadan gidermen gerekiyordu. Bundan 11 milyon insana yardım yaptığıyla övünmemen, buradan kendine bir çıkarım, rant yani ya da seçmen devşirme düşüncesi hakkı bana göre olmaması lazımdı. AKP'nin yaptığı tam bu. Yani Reyhan Hanım, bir saniyeni alayım. Biz YouTube'u göremiyoruz. Göremediğim için önümdeyken okumak istiyorum. Kayıhan Bey, adamlar ne kadar millet ve ülkeden uzakkiler, sanki Suriyeli, sanki Afganlı gibi 117 yılı diye pankart asmışlar. Daha hükümet için ne diyeceksiniz ki demiş. Göremediğim için bunu söyledim. Facebook'u okuyabiliyorum. Buyurun Reyhan Hanım. Şimdi 11 milyon insan sosyal yardım almaya muhtaç bırakılırken kendine seçmen mi ayarlamış oluyor? Evet. İsmail Bey. Kendine seçmen ayarlamış oluyor. Yani bu oy devşirmenin de ötesine götürüyor ki. Maalesef öyle. Şimdi hemen Facebook'taki arkadaşlar, sorularınız varsa alayım lütfen. Mustafa Yılmaz Savran, Zeynep Eren Demirhan, Rıza Erik Çanakkale şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Filiz Tapar, Salman Çakmak, Öztürk Nurten, Halit Demir, Duran Bulanık ve bir de tabii ki birazdan gözlerimiz gülsün. Hep ağlayacak halimiz yok ya. Nebati diyorum, mevzuat. Mevzuata deleriz diyor. Azakoğlu, senden başlayalım. Nasıl deliyor? Evet, mevzuata deleriz diyor. Evet, şimdi ben Sayın Nebati ile ilgili yeni göreve geldiğinde bir makale kaleme almıştım. Yani gözlerime bakın diyor, gözlerimin içine bakın, ne görüyorsunuz? Şimdi Sayın Bakan Nebati'nin önceki konumlarına, durumlarına ya da liyakatına baktığımız zaman FETÖ'nün baş elemanlarından bir tanesi. Ben onun gibi ve ülkemizde AKP'nin içinde görev yapan onun gibi bakanları hep görüyorum. Hani bazen de cümlemin de içinde şunu da kullanıyorum. AKP'nin içinden FETÖ'yü çıkar, AKP diye bir parti kalmaz ortada diyorum. Bu tür düşünce yapısındaki insanlar belirli makamlara geldikleri zaman işte AKP'nin genel başkanının da hepimize hava atarak 20 yıllık bu süreci, biraz önceki eleştirdiğimiz 11 milyon yoksul toplumumuzun halkına yaptığı yardımla övünen, aynı zihniyet olduğu için bakanın da düşüncesinin öyle olduğunu inanıyorum ve öyle olduğunu görüyorum zaten. Benim onlara o konuda inanmamın imkanı yok. Çünkü önümüzde Türkiye'nin tablosu, toplumun geliri, ekonomisi, son yapılan elektrik, doğalgaz, su vesaire zamlarına baktığımız zaman doların 18 liradan 11 liraya düşürülürken halay eden bu troll arkadaşların bugün 15 liraya çıkmış dolar tekrar, bunu hükümete biraz şöyle zorlayın da geri 11 liraya düşürsün bakalım, tekrar bir halay çekeriz belki sizinle birlikte diyorum. Bunların ekonomisinin anlayışı bu çünkü. Kendi yandaşlarına bunları, doları ucuzdan düşürüp para kazandırıp tekrar yükseğe çıkartıp geri sattırtmak. Bu zihniyetteki insanların, ben Türkiye'nin planlarının, Türkiye'nin içindeki toplumun vergileriyle kazanılan bu vergilerin yandaşlara kazandırılması olarak içinin boşaltılması, Merkez Bankası'nın içinin boşaltılması, Türkiye'nin gelirlerinin içinin boşaltılması olarak görüyorum. Türkiye'ye gerçek anlamda hizmet ettiklerini ben inanmıyorum aslında. Evet. Ben size söylemiş ama milleti dilenci durumuna düşürdün diyorsunuz. Hanımı bile Kızılay'a dilenmeye başladı demiş Abdülkadir Yaşar. Rıza Erik de kısaca özetlemiş bizim konuştuğumuzu. İnsanları cahil bırakarak, aç bırakarak, muhtaç hale getirerek, yardım ya da sadaka vererek kendilerine bağımlı hale getiriyorlar.
bu işe yarıyor sanırım. Böyle bir durumda bu oyların %30 karda olması enteresan diyor. %30 evet doğru. Buyurun sizden alalım Murat Bey. Nebati teşekkür için ne dersiniz? Teşekkür ediyorum. Bir an beni unuttuğunu zannettim. Yok. Şimdi ilk girdiğiniz konuyla alakalı. Aslında konuların hepsi birbirine bağlıdır. Yani keşke öyle bir hükümet olsa, öyle bir idare olsa ki konuları ayrı ayrı konuşabilecek kadar en azından birbirinden ayırabilmeyi başarabilseler ama böyle bir durum yok. Şimdi bakın, bundan 10 yıl önce bir hükümet vardı. Yani halkın seçtiği birileri vardı. En azından bakın hiçbir şey olmasa bile bir emek harcanıyordu. Sahada mücadele ediyorlardı, konuşuyorlardı, o istiyorlardı falan filan. Ama şimdi durum o değil. Yani adam hiç elini sıcak sudan soğuk suya değdirmeden, vatandaşın yüzünü bile görmeden sadece Recep Tayyip Erdoğan'a aşık olup efendim yalakalık yapıp çizmesini boyadı mı bakan oluyor. Önce bir kere, önce durumun vehameti önce buradan başlıyor. Ben tersten başlıyorum. Yani önce 11 milyon açtan başlamayacağım. Sebeplerinden başlayacağım. Niye 11 milyon aç var onun için söyleyeceğim. Bugün eğer Nebati bir bakan ki hazine bakanı yani paradan sorumlu bakan bu ya. Adam çıkıyor televizyona çenesini de şöyle dışarı çıkarıyor. Yo diyor bir şeyler diyor oluyor diyor Türkiye'de diyor. Ülkede bir şeyler oluyor diyor. Hepimiz diyor şaşırıyoruz diyor. Ne oluyor diyor. Adamın haberi yok ya. Adamın operasyondan haberi yok. Kendisine de sürpriz. Sürpriz. Ve spiker olayın farkına varıyor. Bunun ne kadar toy bir adam olduğunu soru soruyor. Diyor ki ya sayın bakanım işte ekonomi hakkında bir soru soruyor. O zaman da ona diyor ki gözlerime bak. Gözlerimi koruyor diyor ya. Gözlerime bak. Yani bana gol mu atacaksın diyor. Yani bana sen soru soruyorsun bana gol mu atacaksın diyor. Ekonomi gözdür diyor. Ekonomi göz olur mu Allah aşkına ya? Ekonomi gözdü de madem öyleydi de siz şunun açıklamasını verseydiniz bir ekonomi bakanı olarak deseydiniz ki ya kardeşim madem şu işte Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasında 5 lira 6 lira döviz aşağıya gidebiliyor döviz kuru da niçin o güne kadar beklendi? Niçin Almanya'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan dolar yağmuru oldu da efendim Merkez Bankası'nın arka kapısından götürülen dövizler bilmem şey yoluyla bir tur atıp Türkiye'ye sokulduktan sonra bu devalüsyonu yaptılar? Bunu sormuyor. Bunun cevabını veremiyor. Bakın Nebati'nin Türk milletine verdiği, net olarak verdiği bir mesaj var. Aynen şunu söylüyor. Her şey tamam, her şeyi soyduk, çenesini şöyle öne çıkarttı, yastık altındaki altınlar diyor, altınlar, yastık altındaki altınlar diyor. Bak, adam gözünü oraya dikti kardeşim. Ben ekonomist değilim, bak. Ama hırsızı iyi tanıyorum. Ekonomistlere sorun. Vatandaşın bu şekilde fakirleştirilmesi, ekonominin sıkıştırılması, sıkı para politikasına bakın, bol para, bol likit ekonomisinden sıkı para politikasına geçmenin tek bir maksadı var. Yastık altını patlatmak. Seni sıkıştırıyor. Yok diyor ki. Geçsin kardeşim, bozdur altınını ya. Hem ucuza bozduracaksın bak. Hem altınını bozduracaksın, hem de ucuza bozduracaksın. Hiçbir garantisi yok. Yani milleti tamamen boşluğa düşürecekler. İşte ekonominin sıkıntıya girmesinin nedeni ekonomiyi bilmeyen insanların eline, hırsızların eline ekonomiyi teslim etmekten geçiyor. İlk 10 yıl AKP ne oldu da ilk 10 yıl güzel işler yaptı da Ali Babacan'ın da işte nemalandığı o şimdi anlatmaya çalıştığı sistem neydi? O beğenmedikleri Kemal Derviş var ya. Beğenmedikleri IMF geldi, Kemal Derviş geldi, 10 yıllık ekonomi programını düzenledi. O bankalar batmıyor. İşte bankaları şöyle yaptık, anlatıyor ya. Lan batacak banka bırakmadınız ki banka batsın. Hepsini sattınız.
Evet. En azından batsaydı, batsaydı daha iyiydi yani satmaktan. Şimdi tamamen yok oldu. Bakın, Kemal Derviş bu planları yaptı. Bankaları nasıl düzenleyeceğini gösterdi. 10 yıl bu programı götürdü. Ve adamı da düşman ilan ettiler. Adamı da düşman ilan ettiler. Tabii. Bir de adamı yani linç ettiler yani şeytanlaştırdılar. 10 yıl bu şekilde yürüdü. Ondan sonra gelen arkadaşlar dediler ki nasılsa hani Temel'in bir hikayesi var. Temel yolda bir yüzlük deste bulur. Ulandır bu çimin ola ha, bu para. Nerede bulsan da say demişler ben onu sayayım da belki sahibi çıkar der. Başlar Temel parayı saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50'ye kadar gelince Temel sıkılır der ki ya buraya kadar doğruysa bundan sonra da doğrudur. Yani velhasıl kelam bunların başına gelen o. 10 yıl böyle devam ettiyse bundan sonra da doğru gider dediler ve tamam beni bir gevşettiler. Başka bir şey daha var. Ben şunu çok iyi biliyorum ki bir toplumu emir alır noktaya getirmek istiyorsanız aç bırakmak zorundasınız. Muhtaç toplum emir alır. Muhtaç toplum kolay hizaya getirilir. Muhtaç toplum çok fazla camiye, sinagoga, kiliseye gider ve orada Allah'a dua eder. Olay bu kadar basittir. Şimdi bir de şu var. Para yok da mı size vermiyorlar? Para olduğu halde toplumu fakir mi bırakıyorlar? Bak bu soruyu kendinize sormak zorundasınız. Para yok da. Bu beşli şebeke, beşli çete, beşlinin yavruları, 15'li çeteler. Bunların paraları, bakın, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan güdümündeki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı geldikten sonra Türkiye'deki zenginler dünya sıralamasındaki zenginler sıralamasına girdiler. Dünyada. Bak halk fakir. Ama evet. Türkiye'nin o elit zenginleri çok çok daha zengin. Özür dileyerek söylüyorum. Bir tamponu kırık arabayla İstanbul'a giden sadece kendi ailesinin muhasebesini bile tutmaktan aciz lise mezunu bir arkadaş, bir yüzükle gelen arkadaş yüzüklerin efendisi Gollum'a dönüştü. Bu kadar basit. Milyarlarca dolar parası var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir caddeyi komple satın alabilecek bir paraya sahip. Değerli arkadaşlar, bu para nereden geldi? Ali Kaptan'ın parası mı bu para? Yoksa Güneysu'daki çay tarlalarında topladıkları Mayıs çayının parası mı? Bu para senin para. Bu para benim para. Bu para işte o 11 milyon dediği arayan alım. 11 milyon gariban aç kaldı bunları bu sarayda yaşatabilmek için ya. O 11 milyonun üzerine basıyor o aile. Erdoğan ailesi 11 milyonun üzerine kaçak bir sarayın temelini, betonunu attı. O kaçak saray var ya, Ankara'daki kaçak saray. Ha? O kaçak saray o 11 milyonun sırtına atılmış betonun üzerinde duruyor. O betonun üzerinde. Ya saray yıkılacak ya o 11 milyon altında ezilmeye devam edecek. O 11 milyon. Ölenler olacak, 100 bini ölecek, 100-200 bin doğuracaklar. Onlar köleliğe devam edecek. Türkiye'ye modern kölelik sistemi getirilmiştir. Türkiye vahşi kapitalizmin altında ezilmektedir. Elbette ki camiler yapacaklar. Ya cami yapacaksın ya icra dairesi yapacaksın. Bu kadar fakir olan bir toplumda toplum ya Allah'a sığınacak ya cezaevine girecek. Şey olacak. Bir de hapishaneler yapıyoruz. Hapishaneler de yapıyoruz. Evet doğru. Ya da bence var ya, bence hastane yapmak yerine akıl hastanesi yapsalar daha iyi. Çünkü bizim milletimiz yemin ediyorum terelevli oldu ya. Dünya ortalamasında, bunu araştırmanızı rica ediyorum. Dünya ortalamasında en çok antidepresan tüketen ülkelerde birinci sıradayız. Birinci geldiğimiz tek konu. Evet. Evet, şöyle hemen dönüyorum. Zeki Nuhoğlu, Filiz Tapar, şurada Nergiz Baran, Şükran Kosova, Abdülkadir Yaşar, Şaban Özçiftçi, Necati Bal,
Çoğu benim arkadaşım. Hepsine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum onlara. Evet. Asuman Hanım, sizin de aracınız. Valla ben şöyle çok alt aldı olduğu için Dilek Yaka, Erdal Öztaş. Bunu okudum ve tabii ki bir de şey var. Binali Yıldırım. Arkadaşım beni unuttunuz galiba. Nebati de mi? Evet. Ay senin de gözlerin ışıldıyor. Lütfen buyurun. O kadar ışıldamasına rağmen görmedin. Yani bak çok ışıldıyorsun aslında. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben Bakan Nebati ile ilgili çok daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Geçenlerde bir enflasyon mesajı verdi. Nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz dedi. Devletin rakamları %50, halkın yaşadığı enflasyon %100'lerin çok çok üzerinde. Tabii ki. Ve şunu söyleyeceğim. Sanki Sayın Bakan'ın gözlerinde affımı istesem mi ışıltısını görüyorum ben. Bu konuyla ilgili benim söyleyeceğim bu kadar. O bakan için bir şey de ben söylemek istiyorum. Sayın Bakan, siz okulda liseye giderken ya da üniversiteye giderken ders kitabının arasına Zagor koyup okursanız işte gözünüzden ışık çıkarırsınız. Şükran Kosova, Murat Bey size selam. Diyor ki Şükran Kosova, Murat kardeş benim de arkadaşlarım desene aşk olsun diyor Murat Bey size diyor. Ha, benim arkadaşlarımı ben göremiyorum kimin geldiğini o yüzden ama benim arkadaşlarım... Murat Bey, sizinle bizim zaten çoğu hanım ve yani beyler, ortak arkadaşlarımız olduğu için ben Zeki Nuhoğlu dediğim arkadaşımız çok yakından tanıdığım, burada evet, ayrıca görüştüğümüz bizim memleketlerinin, ben de orduluyum ama onların ilçelerinin iliştesiyim. Zeki Nuhoğlu'yla da yakından tanışıyoruz o yönde. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Ben o anlamda onu kullandım ama öbür hanım veya bey arkadaşların hepsi ortak arkadaşımız zaten Murat Bey'le birçoğu. Ben sistemleri ilettim. Evet, Binali Yıldırım'a ne diyelim? Binali Yıldırım çiftçilere seslenmiş. Buyurun Reyhan Hanım, sizden başlayalım. Çiftçi deyince Konya. Binali. Çiftçi deyince sadece Konya demeyin. Trakya var, Ege var. Biz Ankara başkentte yaşıyoruz. Reyhan Hanım, tam başlamak konuna da şunu bir ben de Asuman Hanım'a da yardım etmiş olayım. Hem de haber asiyet destek manasında reklam yapmış olalım. Bir iki cümle söyleyeyim. Çünkü şundan. Haber asiyette bizi izleyen sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da veya YouTube'da yayınımızı paylaşmanızı sayfalarda, gruplarda ve şahsi hesaplarınızda arkadaşlar bu konuda bize bir kişi daha yayınımıza katarsanız biz size çok bir teşekkür kalırız. Bunu bir söylemek istedim Reyhan Hanım. Çok teşekkür ederim. Böldüğüm için özür dilerim. Buyurun. Yani bu konuyu fazla sözlerini duydum ama çok fazla boş bulduğunuz her yere ekilmemiş. Tamam arkadaşım. Çiftçiler eksinler. Neyle ekecekler? Akaryakıt yardımı, mazot desteği yok. Ne ekeceklerinin planlaması yok. Bu ülkede gübre almış başını gidiyor. Yani ben Konya'da yaşıyorum ama Konyalı çiftçileri bir dokunun bina işittir. Ama Murat Bey'in de demin dediği gibi kendilerine muhtaç bırakıldıkları için hala Konya'da bundan iyisi mi var deyip oy vereceğini söyleyen arkadaşlar, çiftçiler var. Ben bu konuda sözleri size bırakıyorum. Buyurun. Rıza Erik de demiş ki Asuman Hanım ben de sizin arkadaşımız. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Buyurun İsmail Bey. Geçen hafta ekonomiyle ilgili ve tarımla ilgili bazen konuşmaları ben değerli konuklarımla da dinlerken şimdi ekonomiye yapılan belirli bir destek bu hükümet tarafından ve geçmişteki hükümetler tarafından da mutlaka oluyor. Ancak şimdi yapılan destek dengeli, yeterli, süspanse zamanı yapılmıyor. Bu da cüzi miktarda yapıldığı için toplumun çiftçileri, ziraatle uğraşanı, tarımla uğraşanı bundan nemalanamıyor. Yani faydalanamıyor. Nemalanamıyor demek biraz belki farklı kaçabilir ama faydalanamıyor. Çünkü yani şimdi bugün traktörle çiftçilik yapan, ekim dikim yapan bir çiftçimizi düşünelim.
Bu adam şimdi destek alması için neye destek alması lazım? Ektiği mazotuna, ilk başta gübresine. Yani bu iki tane ana kriter Türkiye'de fiyat olarak 20 küsür lira mazot olmuş. Gübrenin tonu neredeyse 3-4 bin liraya varıyor. Yani şimdi insan bunların desteğini ton başına aldığı zaman, bunlara da belli, yani gerçekten dekar başına mazot desteği yeterli derecede aldığı zaman çiftçi bu konuda üretmekten kaçmaz. Yani buğday üretimi Türkiye'de geçen sene mesela 17 bin ton olması gerekirken 13 bin, 14 bin ton olmuş. Yani bu yeterli değil. Çünkü çiftçi destek alamadığı için bunu ekmekte kendine şey görmüyor, bir kar görmüyor. Çünkü ektiği mahsulün ona bir getirisi yok, zarar ettiriyor. Zarar ettiği için de bu çiftçi bu mahsulü az önceki söylediğim gübre ve girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı ekmiyor. Ha, tarım Türkiye'de neden bitiyor? Hükümet bunları destekliyor ama kerhan destekler gibi. Mesela bunu geçenlerde yine söyledim ama bir örnek olsun diye söyleyeyim. Ben fındık üreticisi bir çiftçi vilayetinden geliyorum. Ordu diyelim. Ben Ordu Fatsalıyım aslen. Şimdi fındığa da destek veriyor hükümet ama verdiği destek yani dönüm başına 150 lira. Yani 150 lirayı bir dönüm fındıktan nereye, hangi, kaç tane ocağın dibine, yani fındık ocak ocaktır böyle. Küme küme ocakları vardır. 8'er 10'ar tane dalları vardır. Yani 150 liralık destek dönüm başına kaç tane ocağın dibine gübre ekeceksiniz? Ki bunun hiç önemi yok onlar için. O zaman yapması gereken hükümetin şu. Fındık bu sene 25'i, 27 liraydı. Kardeşim o zaman fındığa de ki 35 lira kardeşim, tüm süspansa destekleri çiftçi kendisi yapsın diye. Yani bu taban fiyatını da yüksek tutarsa hükümet buradan da çiftçiyi, tarımla uğraşan ziraatçıyı desteklemiş olur. Ne bunun fiyatını yüksek tutuyor ne de adam gibi destek görüyor. Mesela biz geçen yıllarda Ukrayna'dan ve Rusya'dan tahıl almışız. Çiftçimize İsmail verdiğimiz Bey, efendim. İsmail Bey, %90 buğday, %68 Ukrayna'dan ne alıyoruz? Onu çiçek alıyoruz. Yağı. Rusya'da ayçiçek alıyoruz. Ayçiçek yağı alıyoruz ama. Özür dilerim, yağ değil. Ayçiçeği alıyoruz. Ayçiçek yağı alıyoruz. Ukrayna'dan, Rusya'dan da ağırlıklı olarak tahıl, yani buğday alıyoruz. Şimdi biz çiftçilerimize 2,5 lira vererek, kendi çiftçimize, Türkiye'deki bugünkü hükümet 2,5 lira vererek o yeterli taban fiyattaki desteği sağlamıyor ve bu sefer çiftçi bunu üretmiyor. Rusya'dan biz bunu ithal ediyoruz. Rusya'dan aldığı buğdayı da 6 lira, yani çiftçiye göre kıyasladığımız zaman tam 4,5 lira fazla. Ya kardeşim, bu desteği sen çiftçiye versen, çiftçi bu tarımı arazide yapacak, bu buğdayı kendi çiftçine süspanse etmiş olacaksın. Buradaki karın fazlasını, o 4,5 lira fazla olan parayı Rusya'da kazanmamış olacak. Bizim çiftçimiz olacak ki, kazanmış olacak ki gelecek seneye de daha şevkle o tarımını, ziraatini, arazisini sürüp tarım üretsin bize. Sen bunları yapmazsan çiftçi de bunu ister istemez arazisine, tarlasına ekmeyecek ve bu tarımı yapmayacaktır. Durum tam da bu olduğunu düşünüyorum. Murat Bey de zaten bu konuda aynı şeyleri ve daha farklı şekilde söyleyecektir. Evet, Sarah Timur, Necati Bal, Adnan Kaya, Erdal Öztaş, Necati Fidan, burada hatta demiş ki bak, topraklar zehirlendi, Nurten Hanım söylemiş. Verimi düştü, ata tohumu yasaklandı, çiftçilik bitti, bir verilen destek yok. Yalnız şurada bir dikkatimi çekti, bunu Murat Bey'e yazmış büyük bir ihtimalle Kayıhan Bey. 15 farklı ülkeye camiler yaptırdık, 493 milyon dolar demiş. Bu size biraz önce söylediğimize. Biz Türkiye olarak dünyaya yardım eden ilk 4 ülkeden biriymişiz
Milli geliri düşük olan da son 4 ülkeden biriymişiz. Ve buyurun, bu konuda da diğer konularda da size bırakıyorum Murat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Size yok muymuş yardım? Yok. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Yine konu ilginç bir noktaya geldi. Biraz uzun sürebilir peşinden. Kesin. Hepinizden özür diliyorum. Var. Bakın, önce tarım konusunu bir konuşalım. Bu ülkede anamız ağladı diye isyan eden çiftçiye ananı da al git dediler. Çiftçi anasını aldı gitti, çiftçilik bitti. Mersin'deydi bu hikaye. Bu, Murat yani Bey. Buğdayı da dışarıdan ithal etmeye başladılar. Efendim hububatı da dışarıdan ithal etmeye başladılar. Dışarıdan gelen buğday olmazsa ekmek yapamayacaklar, haberleri yok. Bak, haberleri yok. Burada iki değerli hanımefendiler, değerli İsmail Bey kardeş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nadide kurumları, birçok kurumu dinamitlendi ama en önemli kurumlardan bir tanesi de birçok insanımızın bilmediği Devlet Planlama Teşkilatı'ydı. Evet, tamam. Doğru. Devlet Planlama Teşkilatı, işte bu tür aceleler gelir olur da bir koltuğa otururlarsa, ne yapacaklarını bilemezlerse devlet onların adına planlama yapar. Der ki şu kadar pamuk et, şu kadar buğday et, şu kadar arpa et, bu kadar saman ithal et. Tamam mı? Bunu söyle. Devlet planlama bunu yapar. Profesyonel kadrolar çalışır. Siyaset üstüdür ve hiçbir partiyi tutmazlar. Muhalefet değiller, iktidar yanlısı da değiller. Böyle bir kurumu lağvettiler. Niye? Çünkü planlı plansızlık yaratmak istediklerinden dolayı. Türkiye'de bir plansızlık var. Her alanda olduğu gibi tarımda da fecaat bir durum var. Artı olarak hem işçiye, çiftçiye ananı da al git dediler. Bitti mi? Bitmedi ya. 5553 sayılı tohum kanunu çıkartarak yerli tohumu ortadan kaldırdılar. Bak, yerli tohumu kullanana ceza var. Tabanca taşısan cezası 1 sene, yerli tohum takas etsen cezası 3 sene. Mantığa bakar mısınız? Ya Allah'ın aşkına soruyorum. Ben bütün şu yayını şuraya da bu şekilde dinleyecek olan bütün insanlara vicdanına sesleniyorum ya. Değerli arkadaşlar, ülkemiz işgal edilmiş olsaydı, yabancı bir ordu tarafından işgal edilmiş olsaydı ne yapardı yabancı ordu? Bugün yaşadıklarımızın dışında ne yapardı? Seni muhtaç eder. Ekmeni biçmeni yasaklar. Parana el koyar, yastık altındaki altınına el koyar, başka bir şey daha yapar. Ne yapar biliyor musun? Ha? Okumuş insanlarınızı, bakın çok iyi dinleyin. Okumuş insanlarınıza el koyar. Profesörünüze, kimyagerinize, fizikçinize, matematikçinize, mühendisinize el koyar. Peki size soruyorum. Bugün bütün mühendisler, en son şimdi doktorlar gidiyor. Mühendisler gitti. Matematikçiler gitti, fizikçiler gitti. Allah'ınız aşkına size bir şey soruyorum. İktidar değişse ne olur? Ülkeyi yönetecek kadro yok ya. İmamdan başka kimse yok. Sadece ölü yıkayacak imam var, başka kimse yok. Gelelim yardım konusuna. Benim en çok güldüğüm konu. Vay efendim, insanlara yardım ediyoruz. 11 milyon insana yardım ediyoruz. Ya sen yardımı konuşacağına, senin başa koyduğun reis diye etrafında pervane olduğun adam üç ye diyerek bu iktidara talip olmadı mı kardeşim? He? Ben yoksulluğu bitireceğim diyerek gelen bir iktidar yoksula yardım ediyorum diye övünüyor. Ulan bey, akılsız adam, o yoksulluğu sen yarattın be. O yoksulluğu sen yarattın. Yoksullukla mücadele edeceğim dedin, 11 milyon yoksul var. Yolsuzlukla mücadele edeceğim dediğin yol yok ya. O yolsuz insanlar bir yolsuzluktan dışarı adım atamıyor. Yasaklarla mücadele edeceğim dedin. Ya şu insanların geldiği hale bak. İki tane özgür medya yok. İki tane ya. İki tane özgür medya yok. 42 tane medyan var. İki tane muhalif medya yok. 3C. 3C'nin dibine vurdular. Anlatabiliyor muyum? Global durum fecaat. Avrupa, basit bitireceğim şimdi. Evet. Çok iyi yardım ediyorlar dünyaya. Camiler yapıyorlar, filanlar yapıyorlar. Değil mi? Evet.
Niye ya yapıyorlar? Kardeşim, şimdi Türkiye Avrupa'dan büyük mü? Almanya'dan güçlü mü Türkiye? Hayır. Ya Almanya 300 bin Suriyeli almış, Türkiye 11 milyon Suriyeli almış ya. Evet. Yani bunun güçle alakası yok. Bunun ekonomik güçle alakası yok. Şuradaki eksiklikle alakası var. Buradaki eksiklikle. Akıl eksikliği var, akıl eksikliği. Bir lira verseniz, ben bütün halka sesleniyorum. Değerli AKP'liler, karnı aç olarak yatağa giren insanların annesi babası, paranızı saray yiyor. Paranızı saray, o göçümen adı altında, ne olduğu belli olmayan, mülteci adı altındaki ümmetçi teröristlere veriyorlar. Bir lira verseler, bir lira. Bir lira, bir dolar. Bir dolar verseler 11 milyon dolar yapar günlük. Evet, maalesef. Bu arada artık pamuk değil silikona da çevirdik işi. Biz gülümsedik ondan dolayı. Eğer yani oradaki bir ülkede... gönderme doğru. Asım Ana'nın çünkü hani ümmet imamlara veriyor dedi ya Murat Bey. Oradaki cümleye atıfta bulunarak konuşmuş. Ne doğru bir tanımlama bu. Okuyunca güldük. Sait Kılınmaz. Allah da sizi güldürsün. Hep böyle gülün. Ben de tebessüm ettim. Doğru. Çünkü oradaki yayınları da takip ediyoruz. Bir ülkede siyasetçiler zengin oluyor, halkı fakir oluyorsa bu ülkenin çöktüğü anlamına gelir. Biz evet. Artık çöktük. Yani bunu Binali Yıldırım kendi tuzu kuru ama unuttukları bir ilahi adalet var. İşte geçmişte gördük ya oğlu ya kızı ya kendi bir hastalıkla mücadele ediyor. Ama yani. Biz bizden geçiyoruz. Ben bir de şu şeye dönmek istiyorum. Yeni seçim yasasına. Deniz Seyrek dedi ki bu yasa HDP'ye yarar. 2017'de çıkardıkları yasa muhalefete yaramıştı diyor. 2020'deki seçim de sanki aleyhine olur ama muhalefet eğer sahip çıkar sandık kurullarına, sandıklarına sahip çıkarsa demiş. Bu her seçimde güçlü olan parti seçim yasasını değiştiriyor bir sonrakine. 2017'de bir AK Parti bundan zarar görmüştü. Ama bu seçimde Erdoğan görmüyor mu? Ya gizli planları mı var? Bu konuda neler söylemek? Murat Bey siz bu konuda konuşmak istiyorsunuz. Buyurun. Sizden evet, önce ben başlayayım. Önce Binali Yıldırım konusunu bir kapatayım. Binali evet. Yıldırım Bey önce sevgili yazmayı öğrensin. Sevgili yazmaktan bir vazgeçsin. Ondan sonra bakarız Binali'nin meselesine. Önce bir okuma yazma öğrensin. Onu bıraktık öyle. Hiç bakmıyorum bile. Binali 500 Ali umurumda değil. Bak şimdi gelelim bu seçim yasası meselesine. Bir atasözü vardır. Hepiniz bilirsiniz. İflas etmek üzere olan esnaf eski defterleri karıştırıyormuş. Bunlar gidici. Gidici olduklarını kendileri de biliyorlar artık. Bunların bürokratları kendi bürokratları ya. Kendi atadıkları bürokratları bile hain ilan etmeye başladılar. Kendi bürokratları. Sen atıyorsun sonra o bürokratı hain ilan ediyorsun. Şimdi seçim sistemini değiştiriyorlar ama burada şu oyun var. Bak benim dediğimin haklı olduğunu Türkiye seçimlerden sonra görecek. Recep Tayyip Erdoğan irili ufaklı küçük kendisinden dökülen o zehirli örümcek yavrularının kurduğu küçük partiler var. Bu partilerin birkaç milletvekiliyle meclise girmesi için bu düzenlemeyi yaptı. Daha çok sağ siyaset, daha çok efendim kökten dinci siyaset meclise girsin diye. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Sağ gösterip sol vuracaklar. Yaptıkları kavgalar tiyatrodur. Bak bütün kavgalar tiyatrodur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden şu ya da bu şekilde ayrılan kişilerin kurduğu partileri toplayacakları, alacakları her oy elinde sonunda. Bak bir daha söylüyorum. Eninde sonunda koalisyonla sonuçlanacak başka bir çok ileri şu bugünün tarihini atın şu saniyeleri herkes indirsin bilgisayarına. HDP bugün faşist iktidardır bilmem nedir diye birbirinin gözünü çıkaran HDP ve AKP ve küçük ortakları MHP birlikte koalisyon kuracaklar. Hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal hukuk düzenini ortadan kaldırmak. Bunlar peki Murat Bey tamam. Sürekli söylediklerini ne yapacağız? Muhalefete gizli ortağı HDP.
Yalan işte, propaganda. Bu bir algı mühendisliği. Bak, evet, algı yönetimi. Algı yönetimidir bu. Ben şeyde yayın yapıyorum. Sürekli canlı yayın yapan birisiyim TikTok'ta. Benim canlı yayınlarım da 100 bine 200 bine falan ulaşıyor yani. Canlı yayılırken bak. HDP'liler genelde gelirler. Çünkü ben HDP'lilerin gelmesini, konuşmasını istiyorum. HDP'lilerin muhabbeti çok ilginç. Aynen şunu söylüyorlar. Diyorlar ki HDP kilit parti. Kilit parti. Öyle. Evet. Gelir. Ve diyorlar ki, ekliyorlar. Ya biz mesela AKP bize şey verirse biz AKP'ye destek veririz. Sakınca görmüyoruz diyorlar. Bak, dikkat edin. HDP'liler Atatürk'e saldırmaya başladılar. HDP'liler Alevilerin meselesini, bak Alevi meselesini Alevilerden daha çok konuşmaya başladılar. Bakın, çok dikkat edin. Ciddi anlamda bir toplumsal dezenformasyona doğru gidiyorlar. Adamlara soruyorsun. Diyorsun ki kardeşim istediğin şey ne? Bakın bütün hepsinin altını çizdiği konu aynı konu. 1921 anayasası. Bu konunun çok basit olduğunu düşünmeyin. Herkesin aynı anda siyasal İslamcısından tutun da efendim Alevi derneklerini oradan tutun da HDP'nin tabanına 21 anayasasını işaret ediyor iseler burada bu şu demek. 21'i işaret ediyorsan 23'ü inkar ediyorsun demektir. Bu gayet net abicim. Bunların sorunu 1923'te. Bunların sorunu Cumhuriyet'te ya. Evet, tamam. Sorun öyle. Ben bir soru sorabilir miyim? O zaman Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söylemişti. Edirne'deki İmralı'dakini hesap verecek. Evet. Evet. Bu açıdan odası da ikiye bölünmüş hale gelmiyor mu? Hayır, bakın. Burada sistem ne biliyor musun? Gönderme var yani. Bak, Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan'a hesap verecek diyor. Aslında bunu kapalı anlattı Tayyip Erdoğan ama onlarla üçüncü ortağı da bugünkü AKP iktidarı. Bu kadar net. Murat Bey bunu söylüyor zaten. Evet, şimdi bakın. Şöyle düşünün, şöyle. Biraz geçmişe sardırın videoyu. Az geriye doğru sardırın. Bakın. HDP'nin meclise girmesini sağlayan CHP, yani CHP derken bilinçli sol oy, metropolden aldığı oyla girdi HDP meclise. HDP meclise girdikten sonra flört ettiği siyasi parti AKP. Bak, şöyle düşünün. Ben evleniyorum, yani özür dilerim, nişanı ben takıyorum. Altın benim altınım, benim nişanım başkasına kaçtı. Ya bu demek yani. Bu demek. CHP kendisi destek vererek metropolden %5 oy veriyor. Reyhan Hanım şaka değil ya. %5 oy vererek meclise sokuyor. HDP meclise girdikten sonra çiçeği burnunda milletvekilleri hem MHP'yle hem AKP'yle kanka oluyor. Bakın, Murat Bey, bir durum, şunu düzeltelim ilginç. Ama şunu bir düzeltelim ama unutma cümleni de şunu bir düzeltelim ama CHP destek verdi ama bunu demokrasinin gelişmesi HDP'nin de mecliste olması adına yapmıştır. Tamam İsmail Bey, mesele o değil. Mesele şudur. Mesele Selahattin Demirtaş'ın dik duruşlu siyasetçi diyoruz değil mi? Selahattin Demirtaş kendisi çıkıp dedi mi kardeşim ki bir dakika biz bu oyların emanet olduğunu biliyoruz. Biz kilit parti falan değiliz. Biz CHP olmasa barajı da aşamazdık. Bu emanet oyları geri iade edeceğiz dedi. Bak ben şunu çıkıp şöyle dese şunu dese kabul ederim. Dese ki sevgili solcular, sevgili CHP'liler, sevgili bilinçli seçmen bize metropollerde bize verdiğiniz oyu biz belediye seçimlerinde iade ettik. Tamam. Bunu deseydik çok etik olurdu, doğru. Biz de bunu söyle biz de bilelim. Peki bir geçmişe çok sardık da geçmişte de şu yok muydu? Bunlar olmadan yani HDP, HDP her neyse isimlerini hatırlamıyorum kurulmadan evet. Önce de kendileri bağımsız seçilip mecliste grup kurma durumuna gelmiyorlar mıydı? Geldiler. Kaç kişi girmişlerdi? Geldiler. Kaç kişi geldiler. Girmişlerdi? Kaç kişi? 40 kişi. Yani geldiler. Etkileri her neydi şekilde, hiç? Her şekilde onlar o meclise geliyordu. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Mesele meclise girmeleri değil. Mesele etkin olabilmeleri. Bakın mesele pazarlık konusu. Ya şöyle düşünün değerli hanımlar.
koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir terörist örgütle masaya oturup mütabakat açıkladı ya. Oslo'da evet. Masaya oturdu ya, masaya ya. Devlet masaya oturdu ya. Dolmabahçe'de de 10 maddelik mütabakat evet. Açıkladı. Murat dedi, şaka bir Murat şey değil bu ya. TRT'de de Osman Öcalan çıktı. TRT'de Osman Öcalan evet. Çıktı. Evet. Bunları siz basit mi görüyorsunuz? Kayseri'de, Kayseri Valiliği'nin önünde kolunu bacağını kaybetmiş gaziler, efendim çoluğunu çocuğunu kaybetmiş şehit aileleri orada ağlaya ağlaya gözlerinden kan gele gele orada insanlar ezildi. 5 yıl bunların gözünün içine baka baka, Türk yargısının gözünün içine baka baka, Türk ordusunun gözünün içine baka baka yanı sürücü yürütüldü ya. Ya bu ülkenin yargıçları hanımefendiler, bu ülkenin yargıçları PKK'lı terör örgütlerinin, teröristlerin ayağına götürülüp çadır mahkemesi kuruldu ya. Evet. İsmail Bey, siz neler söylersiniz? İsmail Vallahi... Bey, ben bir şey Buyurun. Eklemek istiyorum. Saynur Ocak, sevgili ortağım, selam olsun. Parmak boyası da geri gelmelidir diyor. Bunu da konunun içine katarsanız. Şimdi hemen başında söyleyeyim. Parmak boyası eskiden seçimlerde biraz daha etik olarak seçmen oyunu kullandığının işareti gibiydi bu ama hani parmak boyası olsa veya olmasa çok problem değil. Ancak 18 yaşını geçmiş Amerika'da ve bazı gelişmiş ülkelerde bunu elektronik de yapabiliyorlar. Aslında seçime katılımı bugünkü nüfus sayımları elektronik olarak Türkiye'de her şekilde belli. Bu elektronik de yapılabilir. Bunlar bir teferruattır. Yani tartışılabilir, tartışılmaz. Ama eski sistem gibi boyalı da olsa olur mu? Olur. Benim için bir sakıncası yok bunun ama artık toplum kendi iradesini sandıkta da burada elektronik ortamda da kullanabilir. Ha buradan AKP biraz önceki seçim yasasını Murat Bey'in de konuştuğu gibi herkes kendi cebinin gelirinin çokluğuna göre hareket ediyor burada. Yani aynen şöyle öyle. Düşünün, seçmeni cebindeki bir para gibi düşünelim örnekleme olarak. AKP kazanamayacağı bir seçim stratejisi durumunu meclise getirip onaylatmaz. Anlatabildim mi? Kazanamayacağı hiçbir seçimin stratejisini meclise getirip yazılı metin haline döküp onaylatmaz. AKP Türkiye'nin Müslüman geçinen en uyanık, biraz önce söyledi, hırsızları. Ne? Şimdi çok kısa. Bak. Besmeleyle çalan hırsızlar bunlar. Besmele çekiyorlar ama Türkiye'yi soyuyorlar. Bu kadar net. Şimdi bakın İsmail Bey, sözünüzü kesiyorum ama şöyle ilginç bir durum var. Recep Tayyip Erdoğan şunun farkında. Eskiden milletvekili seçilmek için insanlar kuyruğa giriyorlardı, para veriyorlardı, para bağışlıyorlardı. Yani birbirlerini eziyorlardı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olacak adam bedel ödeyeceğini biliyor. Biliyor. Bak, onun için kimse milletvekili olmuyor. Kimse de eskisi gibi bürokratlar suç işleyemiyorlar. Eskisi gibi mezardan adam kaldırıp oy kullandıramıyorlar. Bakın, ben şu parmak boyası hakkında bir şey söyleyeyim size. Türkiye'nin kaderi, çok iyi dinleyin değerli dostlar. Türkiye'nin kaderi eşarpla devlet dairelerine giremiyoruz, başörtüsüne giremiyoruz muhabbeti adı altında. Başörtüsü kanununu geçirdikten sonra eldiveni de zorunlu olarak takıldığı gün Türkiye'nin kaderi değişti. Ne olduğunu size anlatayım. Bak çok iyi dinleyin. Türkiye iki şekilde seçimleri manipüle ediliyor. Bak çok iyi dinleyin. Birincisi, fazla miktarda oy pusulası basılıyor. Mühürü vurulmuş. Bak, mühürü vurulmuş oylar seçmenlere teslim ediliyor. Otobüslerle getirilirken, taşımalı sistem ya. Otobüslerle getirilirken muhtarlar, bana göre o hainler, işbirlikçiler, muhtarlar köyden getirdikleri insanlara mühürlü oy pusulasını teslim ediyorlar. Murat Bey, diyorlar ki, sadece bak, muhtarlar da değil, burada bak, ilçe seçim kurullarından giden evet, memurlar da yapıyor bu ihaneti. Sadece muhtarları suçlamak burada eksiklik olur diye düşündüğüm için katıldım. Şunu söylüyor, diyor ki şu mühürlü oy pusulasını zarfın içine koyacaksın, zarfın içindeki oy pusulalarını, mühürsüzlerini cebine koyup bize geri getireceksin. Eğer
mühürsüz öz pusulasını getirdiysen benim sana verdiğim oyu attın. O zaman bizdensin. Sosyal yardımlara devam. Makarna almaya devam edeceksin. Hayır. Sen onu koymadıysan, bak mühürlü oylarla geri gelirsen o zaman kusura bakma da sen oy atmadın. Sen başka yere oy attın. Sosyal yardımların kesilecek. Birinci hile bu. Halkın özgür iradesi ipotek altına alınmıştır. Özgür irade kullanma şansı sıfırdır. Sıfır. Senin cebine, burada herkes elini vicdanına koysun. Senin cebine iktidar partisinin mühürlü oyu cebine konulacak. Sen onu zarfa koymayıp çıkacaksın. Böyle bir şans hiç kimsede yok. Tamam mı? Bu bir. İki. Bu başörtülü, bana göre ninja gibi ortalıklarda dolaşan arkadaşlar var ya, ellerine de eldiven takıyorlar. Bak. Muta nikahıyla günübirlik saatlik beraber oluyorlar. Sakınca yok ama eli eline dokunduğu zaman kıyamet kopuyor. O siyah eldivenlilerden bahsediyor. Siyah eldivenli ninjalardan. Nasıl yapıyorlar hanımefendi biliyor musunuz? Ben bizzat kendim yakaladım. Bizzat kendim. Bir kişi iki kere üç kere oy kullanıyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz bu? Eğer burada da seçmenlerin şuna dikkat etmesi lazım. Ne yazık ki eskiden o elit CHP'liler iki günlük, üç günlük tatilleri buldukları zaman yanlarına mayolarını alıp hemen koşa koşa şeye gidiyorlardı. Tatile. Antalya'ya. Evet. Tatile. İşte o üç günlük tatili değerlendirmek için giden elitistler bunların oylarını o başörtülü mağdur bacılar kullanıyordu. Gidiyor bir kere parmağına boya yaptırıyor. Ondan sonra siyah eldiveni giriyor. Bir daha ona yaptırıyor. Bir daha bir daha. Kadınlara bakacaksın bütün ellerinde boya var. Bütün elleri boyalı. İstanbul'dayım. İstanbul'dayım. Kalıyorum şeyde İnovya sitelerinde kalıyorum. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Seçmen kağıdı çıkıyor. Benim evimde 6 tane seçmen var. 6 kişi benim evimde seçmen kağıdı benim evime çıkmış. Kaç kişisiniz? İnat ettim. Muhtarın yanına gittim. Dedim ki muhtar. Evde kaç kişisiniz Murat Bey? Biraz daha ben yalnızım anlayan... ya. Yok yok biliyorum. Ha, bak hayır. Bunun gibi böyle maddi bak, hatalı durum haberlerde ve Türkiye'de bak, geçen sene ve daha önceki seçimlerde çok büyük tartışmalar yarattı. Muhtar, benim evimde sen 6 kişi gözüküyor hemşerim. O önceki seçimden diyor kaldı. Ulan benim oturduğum yer bir kere 6 kişinin yaşamasına müsaade eden biri yer değil. 1+1'de oturuyorum ya. Bakın bu şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde inşaat yapanlar evlerine imar karşılığı bakın imar izni karşılığı oturma izni karşılığı bütün insanları ne kadar oy kullanmamış insan varsa mezardan kaldırdıkları ne kadar adam varsa hepsini seçmen yaptılar. Oy kullandırdılar. Yeminle söylüyorum. Ben Murat Demir. Ben Laz Murat Ardeşenli. Rize Ardeşenli Atom Karınca. Sözümün de arkasındayım kardeşim. Vallahi de, billahi de, tillahi de, lillahi de, velillahi de bu adamlar 10 yıldır seçim kazanmıyorlar. Evet. O konuda hem fikiriz. Murat Bey değerli katkıların için çok teşekkürler. Asuman Hanım bölmedim ama umarım YouTube'daki yorumları okuyacaktım size yardım olsun diye. Tamam buyurun lütfen. Kayahan diye kullanıcımız Rusya Merkez Camii'nin maliyeti 170 milyon dolar demiş. Yine Kayahan Devlet Planlama Teşkilatı ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve kalkınmasını hızlandırmasını sağlamak ekonomik ve sosyal kültürel kalkınmayı planlayan bir devletin kitle kuruluşudur. Tebrik ederim. Kim yazmış onu? Kayahan diye bir takipçimiz. Çok teşekkür ediyoruz ona. Biraz önce camileri de o söylemişti size. Evet, süper. Evet, harika bir değerlendirme. Tebrik ederim. Evet. Haber Ağzı'da bizim yine yönetici arkadaşlarımızdan bir tanesi parmak boyası mutlaka geri gelmeli demiş Sayın Ocak Hanımefendi. Sayın Ocak Hanımefendi. Eldiven kullanımı da yasaklanmalı. Eldiven kullanımı. Aynen. Erdoğan yine Kayahan. Erdoğan son dakikada HDP'yi veya birçok tavizler vererek beraberine partner olarak alabilir demiş yine Kayahan. Oslo'da İmralı'da Kayahan yine. Oslo'da İmralı'da
Dolmabahçe'de Kandil'de PKK ile görüşmeler yaptılar demiş yine Kayıhan. Doğru, çünkü biz de bunlara atıfta bulunduk. Yine Kayıhan diyor ki çalışıyorlar ama Bismillah deyip sağ elleriyle, artık neresinde çalıyorlar, sol elleriyle mi çalıyorlar bilmiyoruz Kayıhan Bey, ama bunlar doğru. Biz şahit olduk diyor yine Haber Asi, editörlerimizden ve adminlerimizden bir tanesi YouTube. Biz şahit olduk. Bir AKP'li komşumuza 3 tane oy pusulası geldi. Her bir pusulayı ayrı ayrı sandıklarda yazıyordu. Yani bu şahıs 3 defa oy kullandı. Oy kullandı. Şahit olduk. O boya olsaydı kullanamayacaktı demiş. YouTube'daki eldiven oldu mu kullanıyor. Bunlar. Eldiven. Yani, İsmail Bey eldiven Murat oldu mu kullanıyor. Yok. Anlatışına göre eldiven değil, eldiven taktırtmayacak. Bize nasıl elektronik şeyleri oy kullandığımız o alana sokmuyorlar. Kardeşim eldivenle giremesin. Tamam. Dini inancından dolayı takıyormuş. İsmail Bey, o camilere yapılan paranın miktarı neydi? 493 milyon. Evet. Arkadaşlar, bir tane SMA'lı bebeğin tedavisine 2 milyon dolar istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de 3000 tane var. Kaç tane bebek tedavi edilir? Ve ilginç olan zaten onu da neden bu kadar dışarıdaki devletler ne kadar neden yüksek istiyor? Neden bizim ülkemizde yapılmıyor? O da bir handikap yalnız. Bunun o kadar maliyeti olması imkansız. Dünya Sağlık Örgütleri bunları kimler yapıyorsa bunlar da bunun üzerinden rant sağlayan bir para kazanıyorlar. Tabii Türkiye'de neden gelmiyor da ayrı bir şey. Asuman Hanım, en ucuz fiyatı Dubai veriyor biliyor musunuz? Yani pazarlıklarla 1 milyon 850 bin dolara indiler. Yani ben i̇şte, de yakından şahit olmasam. Şaka gibi ya. Ama o da problem. Yani o kadar olması imkansız. Yani imkansız. 1 milyon dolar tedavi olur mu sağlıyorlar. Ya oluyor arkadaşlar vallahi yani. Yani ve Türkiye'ye geldiğinde o kadar miktarlar olmayacak. Daha düşük olacak. Bu arada Sezer Uçamaz'a da buradan selam söylüyorum. Evet, aslında bir saatimizi doldurduk. Kanılarımız çok fazla. Ne dersiniz? Devam ediyor muyuz? Sorularımıza yoksa? Şöyle yapalım. Bir tarafta zaten ben nacizane düşüneceğim tabii ki. Ben yapmaktan hiç sıkıntımız yok. Zaten her hafta mutlaka iki akşamda bir yayınımız mutlaka oluyor. Her hafta evet. Yayın yapacağımız için bence 1 saat 5 dakika 10 dakika maksimum yeterli diye düşünüyorum. Çünkü her hafta zaten ülkemizin panoramasını kendi beynimizdeki fizibilitelerden değerlendireceğiz ama 1 saatin dışındaki yayın tekrar insanlar izlemesi tarafından da zorlaşıyor. Çünkü artık o izleme isteği de insanlarda, tabii ki değerli konulara, gerçekten önemli konulara değiniyoruz ama şimdi ben televizyonda bile bazen kanallarda bu tür haber tartışma programlarını izlerken inan ki belli bir sürede izledikten sonra her kaliteli değilse kabak tadı veriyor. Amiyane tabirle, tırnak içinde cümle. Kabak tadı veriyor ve izlemiyorum. Ha, bunun da 1 saatte ben kendi programlarımı bile 1 saatte sınırladığımın nedeni inan ki bu. Çünkü izleme oranı fazla olabilir ama dışarıdaki izleyecek, bizim programlarımızı YouTube'dan açıp Facebook'tan açıp izleyecek arkadaşlar da bu programların uzun olması sebebi sıkılıyor. Canlı performans gibi olmuyor. Bunu kastediyorum. Ben şundan rica edeceğim. Şu köprüler en son biliyorsunuz Çanakkale'de köprü açılışı vardı. O konuya da değinelim. Ondan sonra tamam, dalga geçti. 200 lira 250 lira cık dedi. Cık. Çok iyi dedi bir de. Kendisi için cık. Ben şunu soracağım. Cumhurbaşkanımız demiş ki hem hizmet istiyorlar hem de bedava olsun diyorlar. Ben de sizlere şunu soruyorum arkadaşlar. Parasını ödediğimiz şey hizmet midir, satın alma mıdır? Satın almadır. Hizmet evet. Satın almadır. Evet. Şimdi garson mesela, garsona diyorsunuz ki garson bana bir tane pilav üstü horoz getir. Getiriyor sana, parasını veriyorsun. Nedir? Hizmeti satın almaktır. Şimdi Türk milleti bakın bir köprünü, geçiş hizmetini satın alıyor, bitmiyor. Bakın bitmiyor. Ya hanımefendi, bu konunun üstünde hiç konuşmaya gerek yok. Bu ülkenin hukukçuları
biraz defter açsınlar. Bizim ülkede para birimimiz nedir bizim? Türk lirası. Türk lirası. Siz Türk, bak TL ile maaş alıyorsunuz, polise TL ile maaş ödüyorsunuz. TL, Türk lirası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çekidir. Çek. Teminatı. Adam kendi ülkesinde yapılan yatırımın parasını borçlanmayı üzerinden yapıyor. Anayasaya aykırıdır, suçtur. Türk parasını yırtsan cezası var, yırtsan ya. Yani. Murat Demir, ben de bunu soruyorum. Eğer bu anayasa aykırı ve suçsa, evet, bunlar gittiğinde gelen bunu kullanır mı? Anayasaya bu suçtur, Türk parasına çeviriyoruz der mi? Çok güzel, bak. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu çıktı açık söyledi zaten. Dedi ki aynen şunu dedi bak. Sakın buralardan aldığınız ihalelerin yanınıza kar kalacağını düşünmeyin. Anayasaya aykırı olan her şeyi iptal edeceğiz. Döviz karşılığı TL üretip döviz karşılığı para hiçbir ülke ödemez. Anayasada açıktır yani tartışmasız şunu der. Kamu yararı gözetmeyen hiçbir anlaşma geçerli sayılamaz diyor. Nokta. Bak. Evet. Ondan buyurun, mı? Son ondan mı? Alalım. Ondan mı? Evet. Bunun altyapısı zaten yasa koyucudaki işaretiyle belli. Hukuki muhalefetiyle mi yapacağız dedi. Evet. Bundan dolayı mı? Evet. Başka bir şey daha yaptılar bu arkadaşlar. Kendilerini korumak için Türkiye'deki bu yatırımlar var ya, şehir hastaneleri, köprüler, bunlarla ilgili ticari kararların verilmesi yetkisini İngiliz mahkemelerine veriyorlar. Evet. Kanun geçirdiler, onu verdiler KHK'yla. Şimdi bir şey soracağım. Bakın değerli dostlarım, Türk milletinin yapması gereken bir şey var. Açık ve net bir şekilde. Burada bir tarafta, bir blokta Türkiye Cumhuriyeti'ni halkıyla, devletiyle, milletiyle zarara uğratmaya çalışan bir şebeke var. Bir tarafta da bunun karşısında direniş göstermeye çalışan bir grup var. Sağcı, solcu, Laz, Kürt, Türk, Çerkez bitti kardeşim. Yurtçular ve bobçular diye Türkiye ikiye ayrılmıştır. Onun için herkes aklını kullanacak. Vatansever ve bobçular diyebiliriz. Evet. Net herkes olarak. Sandığa gitmesi lazım. Vatansever ve bobçular. Bobçular... Bugünkü bu arada Leyhan Hanım, Rıza Erik de size cevap vermiş. Hizmet bedava olur. Geçtiğimiz köprüye para ödüyorsanız bunun adı haraç ya da hırsızlıktır demiş. Satın alma. Evet, son sözlerinizi satın alalım. İsmail Bey, başlayalım vallahi sizden. Valla ben çok konuştuk. Zaten Murat Bey de, Leyhan Hanım da, siz de, hepimiz birlikte konuştuk. Ben konuyu veya saatimizi biraz daha uzatmamak adına hiçbir şey konuşmayacağım. Mutlaka önümüzdeki hafta zaten programları gerek konusunda uzman, milletvekili vesaire alıyoruz. Ben şöyle bir Türkiye tasavvur ediyorum. Hayalim bu. Demokrasi adam gibi çalışan, kimseye özellik, özellik tanımayan, hukukun kişilere özel değil, yasalara özel çalışması, yasalarla sınırlanmış çerçeve içinde çalışması, gözü bağlı olarak en baştakine de en dibdekine de aynı kararı verebilmesi, anayasa metinlerinde yazdığı gibi teorik uygulamada da toplumun önünde düzgün uygulanması, toplumun refahının gelişimi, ekonomisinin gelişimi, gelir dağılımının adaletsizliğinin gitmesi, güllük gülistanlık cennet gibi bir vatan, hepimiz kurduğumuz bu cümleleri böyle olmasıyla umut ediyorum. İnşallah yarınki gelecekler böyle bir Türkiye olmasını arzu ediyor, umut ediyorum. Haftaya yine cumartesi, pazar günü inşallah değerli arkadaşlarımızla. 5 dakika daha ekleyeyim İsmail Bey. Biraz daha başınıza atayım. Sayın Azakoğlu, Çağlar Ertürk de size başarılar dilemiş. Önemli bir, teşekkür ediyorum bir konu. Buyurun. Bakın değerli arkadaşlar, Türkiye yıllardan beri Hollywood tekniği kullanılarak Türkiye'de televizyonlardan 2 saatlik, 3 saatlik, 4 saatlik saltanat dizileri izletildi millete. Hala izliyoruz. Bakın, saltanat dizileri izletildi. İşte kralların, padişahların büyük işte hikmetlerinden bahsedildi falan filan. İnsanların beyni
buna göre ayarlandı. Bakın. Bakanlar var. Başbakan yok. Milletvekilleri var. Arkasında millet yok. Bak. Bir devlet var ortada. Bayrağı tartışmaya açılmış. Anayasası yok, belli değil. Ordusu yok. Yargısı yok. Aslında bakın. Bakan. Hangisi bakan? Mecliste bakan mı var? Bunların hepsi kubbe veziri. Atama vezirler bunlar. Atamadan bakan olur mu kardeşim? Milletvekili olmayandan bakan olur mu ya? Bir tane Kemal Derviş gelmişti. Akla karayı seçtiler. Bunlar özellikle de Adalet ve Kalkınma Partileri kendilerini yırttılar. Bir kişi geldi diye, bir kişi. Şimdi hepsi atama. Başka soru. Madem bu ülke hukuk devleti, anayasal hukuk devleti, senin başa atama getirdiğin, senin enişten, damadın 128 milyar dolar parayı aldı kaçtı. Ya adam bir onurlu şekilde basın önüne çıkar ve istifa eder lan. Sebebini söyler, istifa eder. Adam yahu ilkokul öğrencisinin yapmayacağı gibi pusula yazıp sosyal medyadan mesaj atıp kaçtı gitti ya. Ya hala kimse önüne çıkmadı. En son bir kitabını duydum. Evet. Burası çok omelli diye bir kitap yazmış. Ama adam çaldı, telefon... hırsızlıkların tarifini yapmış. Dalga geçiyorlar, dalga. Telefon, bir de dalga telefonu, kafa buluyorlar ya. Bir de telekom varlığa devredilmiş. Arada bir 324 milyon dolar var. Yakın bir zamanda onun da kokusu çıkar. 2026'da da devlete ücretsiz mi artık, kamuya teslimmiş. Evet, Reyhan Hanım, sizden de son sözlerinizi alalım. Şimdi bu ülkeyi kuran insanlar, bize bizim bu ülkede yaşamamıza sebep olan insanlar, bu ülkeye bir anayasa kazandırmış. Bu ülkenin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlemiş. Biz de mecliste kabul edilmiş. Eğer benim seçtiğim insanlar benim hayatımı kolaylaştırmıyorsa ne işleri var? Ne yapabiliyor? Evet. Yani, evet. Benim seçtiğim insanlar benim hayatımı kolaylaştırmalı arkadaşlar. Biz biz onları seçip de onları kral yapmıyoruz. Onlar bizim için hizmet yapmak zorundalar. Bu anayasa uymak zorundalar. Ben böyle bir ülke hayal ediyorum. Benim yaşamamı kolaylaştıran, benim bu ülkede güvenli bir şekilde yaşamamı kolaylaştıran bir hükümet istiyorum. Evet. Çok sözlerim benim bu kadar. Çok doğru. Ben de evet, bir yuvarlak masada pazar günü. Her hafta pazar buradayız. Konuklarımız evet. Değişebilir. Arada bizler de değişebiliriz ama biz bu programı devam etmek istiyoruz. Onun için de hemen burada teknik ekibimizin yazdığını okuyorum. Canlı yayınlarımıza katılmak isteyen siyasi parti, il, ilçe başkanlarımız, STK başkanlarımız, WhatsApp hattımız 0553 750 50 55 numaradan ulaşabilirsiniz. Evet. Murat Bey, iyi akşamlar dileyin isterseniz. Siz dilemediniz. Bir haftaya yuvarlak masada görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir hafta diliyorum. Hoşça kalın, İyi akşamlar. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler.